Klas TV izleyicileri farklı konulardan ve farklı sektörlerden her zaman sizlerle beraberiz. Şu anda yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle sistem tekstilin profilini genel anlamda dediğim gibi bünyesinde hangi firmalar var, neler yapıyor, neler ediyor, üretim kapasitesi, adetler, bunlar hakkında sizden bilgi alalım. Memnuniyetle. 1994 yılında Stem Tekstil mağazacılık yaparken üretime de girmeliyiz mottosuyla başladı. Ve o dönemde hem üretim yapıp hem de markalarımızı dünyaya pazarlayalım diye düşündük. Blue System diye iç piyasaya, Türkiye'ye satacağımız bir markamız. Big Blue diye de Avrupa'da pazarlayacağımız bir marka kurduk. Markaları tescil ettirdik. Ardından hızlı bir şekilde Türkiye'de bayileşme, Almanya'da da toptan bir satış kanalıyla Almanya'daki mağazalara dağıtım gibi bir kararımız oldu ve bu gerçekten çok başarılı oldu. Biz 1994 yılında başladığımız şirket maceramız 96 yılında hemen ihracat yapmaya ve kendi markasıyla ihracat yapmaya başladı. O yıllara baktığımız zaman şu an Türkiye'de bildiğimiz çok önemli markalarımızın bile henüz Avrupa'da kendi markalarıyla mal satmadığı dönemden bahsediyorum. Ve gerçekten çok önemli bir başarı elde ettik. Oradaki satış pazarlama kanalımız, oradaki toptan organizasyonumuz çok başarılıydı. Çok önemli reklamlar yaptık. O dönemde özellikle çok saygıdeğer dergisi Tekstil Wirtschaft üzerinden en hızlı satan ürün, raf ömrü en kısa olan ürün seçildik. Bu bizi gerçekten 2010'a kadar taşıdı. Önemli bir kriter değil mi, raf ömrü? Çok ömrü, çok önemli çünkü denim sattığımız zaman bir modelden bir seri bulundurmak zorundasınız. Yani bütün bedenler ve boylar düşündüğünüz zaman en az 20-25 tane ürün sadece bir modelin bir rengi için geçerli. Yani 5-6 model olduğunda belki birkaç yüz tane pantolon olması gerekiyor. Yani hızlı tüketim orada, rafı çok hızlı kullanmak oradaki ciroyu artırıyor. Dolayısıyla oradaki perakende de bu raf ömrü hızı çok değerli. Birçok ünlü markayı, dünya ünlü markayı bile geçtiğimiz dönemler oldu. 2000'li yılların başlarında falan çok önemli başarılar elde ettik ama ardından 2010 yılı geldiğinde oradaki pazarlamada tabii H&M'ler, Zara'lar modayı çok hızlı ve ucuza satma projesiyle tüm dünyaya, Avrupa'ya haliyle Almanya'ya da gelince orada bir karar vermek lazımdı. Ben orada ortağımla ayrıştık. Orada ben yerel olarak Almanya'da başka bir hikayesi olan şu an sattığımız 70-80-90 euroya mal satalım derken o hayır biz o H&M'le Zara ile pazara girip şey yapacağız, rekabet yapacağız. 39-49 euro bu altına girelim dediğinde orada maalesef olay koptu. Yani biz o fiyat kategorisinde ürünleri yapamadık tabii ki. Maliyet yapısı çok daha farklı. Onlar 10.000 tane sipariş verdiğinde biz 1.000 tane sipariş verip aynı fiyata rekabet yapmamız söz konusu değildi. Dolayısıyla 2010'lu yıla kadar taşıdığımız o Avrupa'daki marka pazarlamamız orada kapandı. Ondan sonra hazırlıklı olduğumuz için, üretim bildiğimiz için Stem Tekstil üretime ağırlık verdi. Yani ihracatı çok daha fazla geliştirdi. Kendi markasına değil ama şu an Stem Tekstil ayda 200 bin adet dünyanın birçok markasına ağırlıklı Avrupa olmak üzere hazır giyim ihracatı yapıyor. Hazır giyim ihracatındaki yapımız da genelde denim ağırlıklı pantolon. Şu an bu showroom'da da gördüğünüz gibi pantolon grubunda hem kadında hem erkekte çok önemli markalara üretim yapan, 300 kişi istihdam eden, Kırklareli ve Güneşli fabrikaları olan Erzincan'da da yeni bir fabrika tahsisi alıp önümüzdeki yılda temel atacağı bir yapıya sahip olan bir firmaya sahip. Şunu sormak istiyorum. Marka olmak bir süreç tabii ki. Doğru. Ama bence markayı muhafaza edebilmek marka olmaktan daha önemli bence. Çünkü doğru, herkes daha iyisini bekler. Marka olduğumuz zaman daha yenilikçi ve bir tık üstünü isterler yani sonuçta. Bunun için ne gibi gayretleriniz var, ne gibi çabalar sarf ediyorsunuz markayı muhafaza edebilmek için? Şimdi marka kısmını biraz açmak lazım. Öncelikle marka bir ürünü, bir lira bir ürünü 2 liraya satmak demektir. Yani katma değer kazandırmak demektir. Bravo. Dolayısıyla bu markanın 2 liraya olmasının hikayesinin altını doldurulması lazım. Bunu işte tanıtımlarla, reklamlarla yapabilirsiniz. Kaliteli, çok yüksek kaliteli ürün yaparak da yapabilirsiniz. Ama temele inersek, ülkenin yani Made in Turkey'in kaliteli olması lazım. Made in Turkey imajını ne kadar kaliteli yaparsak Türkiye'nin markalarında çok daha fazla satılacağını, çok daha değerli olacağını ve çok daha yüksek katma değere ürün bulacağını söyleyebilirim. Mesela Türkiye'nin şu an gerçekten asıl değerini bulamadığı Made in Turkey ile bile kendi markaları ihracatını size rakamsal örneğini vereyim. Türkiye'de hazır giyim başka markalara yaptığımız zaman 16-17 kilogramı dolarken kendi markamızda ihracat yaptığımızda 40-45 doları buluyor.
Ama İtalyan markaları, Fransız markaları kendi markaları ihracat yaparken 80 dolarları buluyor. Yani Made in Turkey, Made in Italy, Made in France gibi, Made in USA gibi yaptığımızda, yani Türkiye biraz daha geliştiğinde, demokrasisiyle, hukukuyla geliştiğinde onların da çok daha büyük değerlere satılacağını, bunun altyapısının zaten Türkiye'de olduğunu söylemek istiyorum. Yoksa binlerce markaya ihtiyaç yok. Türkiye'nin şu an bildiğimiz 3-4 büyük perakendecisi bile ülkenin imajı geliştiğinde Avrupa'da rakipleriyle birebir aynı caddelerde mağazalar açtıkça aslında çok daha yüksek cirolara, çok daha önemli katma değerlere geleceklerini göreceğiz hep beraber. Dolayısıyla ülkenin gelişimi o katma değerin gelişiminde çok paralel. Bunu ümit ediyorum, bunu diliyorum. Yoksa dediğim gibi onlarca markaya gerek yok. İspanya'da bir tane var. Şu an Türkiye'de baktığınız zaman hazır giyim ve tekstille full paket alabileceğiniz tek ülke. Yani aksesuarı, kumaşı, iğnesi, ipliği, makinesi Türkiye tamamıyla hazır giyimi oluşturabilen tek ülke. Şu an Kuzey Afrika'da birçok ülke dikim yapıyor ama altyapısı yok, kumaşı yok. Bizden almak zorunda kalıyor. Şu an baktığınız gibi pandemi oldu. Pandemide tedarik zinciri kırıldı. Konteyner krizi çıktı. Evet. Konteyner fiyatları pahalandı. 2-3 evet. ayda Çin'den ürün Avrupa'ya gelmeyince bütün Avrupalılar bize gidip mal almak zorunda kaldılar. Türkiye'ye tabii. Yani onlar da tedarik zincirinde tedarik merkezini çeşitlendirmeyi istiyor. Yani dolayısıyla Türkiye şu an coğrafi yakınlığı itibariyle özellikle ana pazar Avrupa'dan Avrupa'ya çok pozitif ayrışacak ve bundan sonra da bunun üzerine koyarak devam edecek. Çünkü baktılar ki Çin tek başına bir dünyanın fabrikası olunca çok tehlikeli oluyor. Hem kendisi tek başına rakipsiz kalıyor, hem taşımacılık krizi, hem pandemide kısa vadede ürünlere ulaşabilmek Türkiye'yi pozitif ayrıştıracak. Dolayısıyla Türkiye üretimde marka olan, üretim gücüyle birçok sanayi kolunda. İlla o üretimdeki o ürünün markasının sahibi olmak gerekmiyor. Kaliteli bir üretim yaptığınız zaman da dünya ünlü markalara hizmet etmek de çok önemli. Diye düşünüyorum. Olmazsa olmazların neler, başarılı olmak için ne yapsın? Gençlerimiz diye. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Ben insan odaklı bir kişiyim. Yani önce insan. Bunların hiçbirini tek başımıza yapamıyoruz. Tabii ki düşünüyoruz, bir takım vizyonlar ortaya koyuyoruz ama inanın bizim şirketimizde ben plaket vermekten yoruldum. 5. yılda vermeye başladık. İşte her 5 yılda bir plaket, onun bir hediyesi altın falan. 20-25 gidiyor yani. Ben işte 30 yıldır buradayım. 25. yıl plaket alanlar bir sürü var. Yani belli ekibe inanıp onlara bir kariyer planı verip gerçekten onlara bir vizyon sunarsanız inanın sadece onları denetlemeniz yeter. Şu an mesela bizim bu fabrika yatırımlarımız özellikle bildiğiniz gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı yasası çıktı. Ve bu yasayla da 5-6 yıl içerisinde Avrupa artık karbon sıfır hedefiyle 2050 yılında neredeyse karbon ayak izini sıfırlayan bir satın alma şekline girecek. Dolayısıyla Türkiye'nin buna hazırlanması lazım. Ben de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Hazır Giyim Sektör Meclisi'nin temsilen bu çalışma grubunu yönettim zaten. Yani hazır giyim neleri yaparak doğaya zarar vermeyen, yenilenebilir enerji kullanarak, minimum suyla, minimum kimyasalla, doğaya hiç zarar vermeden bu karbon ayak izini sıfıra indirebilir. Bizim de yatırımlarımız bununla ilgili. Şu an ben Erzincan'da yaptığım yatırımda tamamıyla güneş enerjisiyle enerjisini kazanan, yağmur suyunu bile yıkama sisteminde kullanan, bütün kullandığı suyu tekrar arıtarak, tekrar kullanan recycle ürünlerle, çok minimum kimyasalla, minimum enerji harcayarak, doğaya sıfır emisyon salınım yaparak Avrupa Birliği'nin gümrükte alacağı karbon emisyonu vergisine tabi olmayan fabrikalar üretmek ve sanayinin de, Türk hazır giyim sanayisinin de buna uyumunu sağlamak. Ben aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yeşil Dönüşüm Eylem Planı'nın hazırlanmasında da bulundum ve burada benim özellikle bir çabam vardı. Yeşil OSB'ler kurulması, örnek olup bütün sektörlerin ona bakarak bu iş yapılması. Bu da o maddeye girdi. Eylem planı içerisinde var. Ben her şeyiyle doğaya zarar vermeyen fabrikaların olduğu rekabetçi bir Türkiye hayalim var. Kendimi o yatırımlara yapmaya çalışıyorum. Hocasız. Türkiye pandemi sürecinde özellikle tüm dünya gibi kapanmalar yaşayıp frene bastığı halde 2-3 aydan sonra ana pazarımız Avrupa Birliği'nin açılmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde toparlandı. Özellikle pandemiyle birlikte tedarik zincirindeki kırılma Türkiye'yi ana pazarına yakınlığı sebebiyle çok pozitif ayrıştırdı. Şu an bütün sanayi sektörlerinde çok önemli yer tahsisleri talebi var ve ihracatta gerçekten rekorlar kırıyoruz. Mesela ben kendi sektörümden bahsedeyim. Biz en yüksek ihracatı 2014 yılında 18.7 milyar dolar yapmışken bu sene 20 milyar doları bulacağız ki bu tarihi rekordur. Son 4-5 yıldır 17 milyar dolarda kalmıştık. Dolayısıyla Türkiye sanayisi önünde gerçekten büyümeyi
en fazla yapabileceğimiz bir dönem var. Yani bu tedarik zincirindeki kırılma Türkiye'yi tekrardan bir üretim üstü yapma şansı verdi. Şu an içinde bulunduğumuz belki ekonomik konjonktür, yüksek faizler, yüksek kurlar önümüzü görmemizi ve yatırım yapmamızı engelliyor olsa da orta uzun vadeli yatırımları düşündüğümüz için Türkiye'de sanayiye yatırım yapan bu hazır giyim, tekstil veya başka sanayi inanın orta uzun vadede çok önemli kazançlar elde edecek. Biraz yatırım ortamı iyileştiğinde Türk sanayisi bu tahsis ettiği yerlere bu fabrikaları yaptığında tekrardan üretim üstü olan çok önemli bir ülke haline gelecek. Onun için enseyi karartmayalım, güzel yatırımlar yapalım, Türkiye'yi büyütelim diyorum.